su gibi oldum valla. Gittim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sporum bitti. Yürüdüm. Ama nasıl yürüdüm emin değilim. Çünkü hiç yoktu yani. Yapası. Biraz YouTube'dan video izleye izleye. Biraz da Jordan'ın podcastini dinleye dinleye. Bitti bir şekilde. Her gün böyle oluyor zaten. Yani zamanın %95'inde hiçbir şekilde yürümek istemiyorum. Yürürken bile istemiyorum. Hani sadece şey de değil. Gitmeye üşenmek ya da başlamaya üşenmek de değil. Ama sonra zorluyorum biraz ve bir şekilde bitiyor her gün. Ya buradaki tırnağım beni o kadar uyuz etti ki o yüzden bir basın açıklaması yapmam gerekiyordu. Bu da benim basın açıklamam. Şimdi arkadaşlar ben çocukluğumdan beri tırnaklarımı yiyorum, tamam mı? Yani şöyle, bir dakika yanlış girdim konuya. Buradaki tırnağım çok abuk duruyor. Neden? Çünkü tırnaklarımla ben böyle oynayıp koparıyorum onları sürekli. Neden? Çünkü çocukluğumda bir alışkanlık elde ettim. Edindim. İşte tırnaklarımı yeme. Onu aştım, tamam mı? Onu aştım. Artık yemiyorum. Yemin ediyorum yemiyorum. Çünkü yesem yani artık midem kaldırmıyor. Of! Tırnaklarımı bayağı uzun süredir yemiyorum. Böyle 3-4 senedir falan. Ama bu sefer de böyle oynama alışkanlığı başladı. Diyeceksiniz tırnakların nasıl kopuyor yani. Çünkü tırnak sert bir şey olması lazım ya normalde. Sanırsam ben çocukluğumdan beri tırnaklarımı ağzımla kopardığım için tırnaklarım o kadar normal insanlarınki kadar sert değil. Her neyse o yüzden tırnağım böyle amele tırnağı gibi duruyor. Şu anda biraz uzadılar o yüzden o kadar amele durmuyor ama bunu paylaşmak istedim. Çünkü ne zaman böyle sıkılsam, gerilsem, herhangi bir ruh halindeyken direkt tırnaklarıma fokus oluyorum. Bana kalsa açıkçası tırnak yaptırırım. Hani çünkü böyle uzun uzun çok güzel duruyor, çok minnoş duruyor, harika. Ama çok üşeniyorum. Yani benim gidip tırnak yaptırmak gibi öyle bir seçenek yok. Çok üşeniyorum gerçekten. O kadar diyeceklerim. Olsun. O kadar da olsun ya. Ne yapayım yani? Ya diyebiliriz ki tırnaklarını oynamayabilirsin. Çok mantıklı bir açıklama. Yani ben çok uzun zamandır tırnak makası kullanmıyorum gerçekten. Hayatım boyunca zaten hiçbir zaman kullanmıyordum. En son sanırım, ay şu anda resmen kendimi iğrenç bir insan gibi tanıttım ya. En son ben 10. sınıftayken yazın Bodrum'a gidecektik. Annem manikürcüye gitmişti. Ben de oje sürdürüyordum. Çünkü bu da aklınızda olsun. Çoğu manikürcüde, kuaförde sırf oje sürdürmek beleş. O sırada kadın tırnaklarımı işte törpülemişti, tırnak makasıyla kesmişti. Ya ben muhtemelen tırnak makası kullanmayı bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman kullanmadım. Kestiyse de anam babam kesti ben çocukken. Zaten ergen bir birey olduğumdan beri de öyle bir olay gerçekleşmiyor. Öyle bir olay gerçekleşmiyor çünkü tırnaklarım hiçbir zaman o kadar uzamıyor yani. Çünkü ben direkt koparıyorum. Keşke uzasalar. Ama direkt koparıyorum. O yüzden. Aslında çok fonksiyonel bir alışkanlık. Çünkü tutup tırnak makasıyla uğraşmıyorum. Hani bakın tırnaklarım şu anda gayet şekilli. Hani çok anormal durmuyorlar. Ama bu videoda çok anormal duruyor. Neden anlamadım. İğrenç duruyor. Yarın üniversiteden başlıyor. Özetim ne ya okula gitmeyi? Yani onun için de heyecanlıyım. Yetti gibi hissediyorum. Özellikle şu son bir haftadır. Yani yetti gibi hissediyorum. Bugün bu arada mavi göz kalemi de süreceğim. Ergenliğimin zirvesindeyken çok yapıyordum bunu. Hani böyle kahve içtiğinizde dibi kalır ya. Hani böyle artık kahveniz soğumuştur. Dibinde böyle bir acılık kalır ya ama siz yine de onu içersiniz, bitirirsiniz. Hani biraz öyle hissediyorum. Tamam, yetti artık. Başka bir sürecin başlamasına gayet hazırım. Durumlar bu şekilde. Tamam.
Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ay, duş aldım görünebildiği gibi. Birazdan yemek yapacağım ama tam olarak şu anda Amazon'dan kitap sipariş edeceğim. Bu arada hala Budala kitabını bitiremedim ve kendimi şu anda tam bir budala gibiyiz. Yani keyfim o kadar yok ki mizah da yapamayacağım, kusura bakmayın artık. Dostoyevski'nin o lanet kitabını hala bitiremedim. Gerçekten o kitapla aramdaki olan ilişki hayatımdaki her şeye olan bakış açımı çok iyi özetliyor bence. İlk başlarında hiç bitmese işte harika bir kitap falan diyordum. Kitap dünyadaki en sevdiğim şeylerden biriydi. Günde 3-4 saat okuyordum. Sonra bir noktada bir şey oldu. Kitapla anlaşamadık. Ben kitabı algılayamamaya başladım. Çünkü Dostoyevski amca karakterlerine çok farklı şekillerde hitap etmeye, götünden isim sallamaya başladı. Ben de onu algılayamadım. Sonra ay neyse sonra anlarım diye okumaya devam ettim ve asla öyle bir şey olmadı. Sonrasında da anlayamadım. O yüzden bir 100 sayfa falan geri gidip tekrar okumaya başladım. O da şevkimi kırdı. Yeni kitaplara geçmek istiyorum. Mesela bugün kitapçıya gittiğimde ilk defa Ernest Hemingway'in kitaplarına bir şey oldum. Nasıl denir? Yükseldim. Normalde ben o amcaya karşı pek ilgi göstermiyordum. Çünkü hani genelde savaş hakkında yazdığını biliyordum. Özellikle Çanlar Kimin İçin Çalıyor. En meşhur kitabı zaten. O mesela direkt savaşla ilgili sanırım. Kıçımdan sallıyor olabilirim şu anda. Bugün kitapçıdayken bir tane kitabını gördüm. Adı The Sun Also Rises. Zaten adı ilgimi çekti. O yüzden şimdi onu söyleyeceğim. Çünkü kitapçıda 206 liraydı. Amazon'da 145 lira. Şimdi size hemen bu kitabı önermem lazım. Dostoyevski'nin White Nights kitabı. Aşırı minik bir kitap. Hatta bakın şurada, ay şimdi kalkamayacağım, neyse birazdan göstereyim. 70 sayfa falan, yani Beyaz Geceler. Ama bende Türkçesi vardı mesela ve bilmiyorum, ben Türkçe çeviri böyle demekten aşırı çekiniyorum. Çünkü tam uyuz, şımarık, aşkı memnu bebesi gibi gözüküyorum ama gerçekten... Ay, ne diyordum lan? Beyaz Geceler. Dostoyevski'nin Beyaz Geceler kitabı bir aşk hikayesi ama aşk hikayesinden... Yani aşk hikayesi değil aslında. Bir aşk yaşanmıyor çünkü. Çok yalnız bir adamın çok rastgele bir şekilde bir kadınla tanışıp onların 4 gece süren derken yani onların sadece 4 gün boyunca buluşabiliyorlar. Sadece 4 gün boyunca birbirlerini görüyorlar. O 4 gün esnasında adamın kadına karşı olan duygularının nasıl yoğunlaştığı tasvir ediliyor kitapta. Yani aslında bir aşk hikayesi demem ben mesela. Bence kadın adamı sevmiyor hatta. Hatta adam da kadını sevmiyor olabilir. Of. Arkadaşlar bu arada bugün biraz mental çöküş yaşadım. Şöyle oldu. Bir dakika şunu sipariş edeyim de. Şimdi benim üniversite oryantasyonum yarın başlıyor. Ve benim bu oryantasyon sürecinde işte herhalde üniversite hayatına dair falan fişman. Belirli dersler almam gerekiyormuş. Bunlardan kredi toplayacakmışım ve öyle. Ya bu gerekli bir şeydi, tamam mı? Ve ben zaten geçen hafta gittiğimde kayıt yaptırmaya bana düzgün bir şekilde anlattılar. Ben dinledim mi? Hayır. Çünkü o sırada kim var, kim yok, kimler gelmiş. Ya o sırada beynim durmuştu zaten. Yani her şeyi algılamaya çalışıyordum. Belli ki algılayamamışım. Zaten anlattım ya, kaydımda yanlış yaptırmışım. Ya o gün ne olduysa o gün oldu. Bana bir tane şifre vermişler. Yani verdiler, hatırlıyorum. Bir tane kağıt verdiler. Ve benim o kağıtta şifrem yazılıydı. Ve benim o şifreyi kullanarak Bilkent'in bir tane internet sitesinden derslerimi seçmem gerekiyordu. Yani anlatış tarzıma dikkat ederseniz zaten böyle bir şey yaşanmadı. Çünkü yani şöyle, ben o kağıdı zaten o gün orada bıraktım. Hiç kağıt aklımda bile değdi. Yani terk edilmiş bir sevgili gibi kağıt orada durdu. Benim aklıma bu dün geldi. Ve yani şifre almam da o kadar kolay ki. Çünkü direkt oradaki öğrenci işleri danışmanını arayıp şifremi alacaktım sadece. Yani 5 dakikalık işti. Gerçekten bugün yaptım, gördünüz. Üşenmek de değil. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Salak olduğum için
bu anı böyle o ders tercihleri yapma anını böyle güzel, estetik bir ana dönüştürmek istedim. Hani istedim ki kameramı açayım evdeyken. Aynı şu an olduğum gibi böyle yataktayken burada birlikte ders tercihi yapalım falanmış mı? O yüzden erteledim, tamam mı? Çünkü o sırada spor salonundaydım. Her Allah'ın günü olduğum gibi. Ama ben eve gidene kadar kadın tabii ki de çıktı üniversiteden. O yüzden ben şifre alamadım. Sonra dedim ki ya bugün son gün ama bir şey olmaz herhalde dedim. Neyse, sonuç olarak bugün sisteme girdiğimde bana zaten bir tane program atamışlar. Ben enayi olup kendi bana tanıdıkları öz irademle ders seçmediğim için. Onlar benim adıma yapmışlar haklı olarak. Programa 30 saniye bakınca anlaşılıyor ki kimsenin... Şimdi derslere bok atmayayım. Yanlış anlamayın. Şimdi Allah bilir kim izler yani. Herhalde boş kalan yerlere beni koymaları gerektiği için biraz da az ilgi çekici dersler kalmış bana. İşte trafik güvenliğidir. Bilkent'te dumansız bölge. Ki o ders aslında güzel olabilir. Çünkü ben sigaraya çok karşı bir insanım zaten. İyi ki üniversitede sigara içiyorum. Şimdi bana toplanan nefret. Ama gerçekten yani. Bu nedir ya? Her gittiğim yer... Ya bakın, bu beni gerçekten sinirlendiriyor. Sanki sigara dünyanın en mükemmel şeyiymiş gibi. Herkes içtiği için de çok normalleşti artık sigara dumanı. Ama sigara içmeyen o çok nadir azınlık bence çok rahatsız oluyor. Çünkü ben çok rahatsız oluyorum. Açık hava artık açık hava bile değil. Yani açık hava kapalı alandan daha havasız geliyor bana. Etrafımdaki herkes sigara içtiği için ve içsinler yani. Restoranlarda, kafelerde falan millet tabii ki de içecek. Ama iyi ki üniversitede içilmiyor şahsen diye düşünüyorum. Ve şu anda herkesin nefretini kazandığıma göre kitap siparişimi tamamlayabilirim. Bu defteri alacağım. Çünkü bu Jordan Peterson'ın bir tane dersinin thumbnail'ıydı. Yani kapak videosu, video kapağıydı. O yüzden vardır bir keramet bunda. Arkadaşlar şimdi yemeğimi bitirdim ve her yemeğimden sonra yaptığım aktivite bir şeyler atıştırmak. Bakın göstereyim size. Çok random gerçekten. Peynir, muz, kuru üzüm, ekmek, incir. Hiç estetik durmuyor. Şu anda sinirim bozuk. Bir de tahin çok yiyorum. Bu aralar şeyi de çok seviyorum. Tahin, neydi onun adı? Üzüm pekmezi, kakao. Karıştırıyorsunuz böyle. Çok lezzetli oluyor. Fındık da yiyorum. İyidir. Bir aydır falan bir tahin takıntım vardı. Bunları Bim'den alıyoruz galiba. Bu da çok güzel bir şey. Ya ben çok severim. Şimdi ben bunu niye çekiyorum şu anda? Çünkü kendimi kötü hissettim. Yani bu anları hiç göstermediğim için ve hani tüm yediğim şeyler sadece videolarıma koyduğum şeyler değil. Hatta genelde en çok burada bir şey yiyorum. Neden kötü hissettim? Dün mesela, dün görecektiniz beni. Zaten sonrasında da biraz karnım ağrıdı. Bayağı hurma falan da yedim çünkü yani günde bence 2'den fazla hurma yemeyim. Ya ne oluyor ya? Ben incir çok seviyorum. İncir mevsimi bitti galiba. Şey biliyor muydunuz? İncirlerin döllenmesi için mi ne? Belirli bir arı türüne ihtiyaçları varmış. İncirlerin içine o arı giriyormuş, bir şeyler yapıyor artık. Evet, bir basın açıklaması daha yapmaya geldim. Burada 2 saniye öncesinde tahin pekmez ve kakao üçlememi yediğim için dudağımın kenarlarında hala duruyordu o ve abuk duruyor ama yapacak bir şey yok. Ruj gibi. Çok bilimsel konuşamayacağım şu anda. Yani diyeceğim o ki bazı incirlerin içinde aslında ölü arı var. Şu anda gerçekten götümden sallıyor olabilir. Ama arılar ve incirlerle ilgili bir mevzu.
Mevzunun derinliğini bilmiyorum. En dramatik versiyonunu anlattım o yüzden. Yani şu var ya, o geçmeyecek artık. Ben üstüme mi takmışım? Arkadaşlar şimdi saat bu arada 7 oldu. Hadi o. Hadi gidiyoruz. Ben çıktım spordan. Saat 10.30. Ve eve gidiyorum ve yani spora gitmeden önce gerçekten çok kötü hissediyordum. Ama şu anda özüme döndüm, o yüzden paylaşmak istedim. Sporu yapmamla alakası yok burada. Hani bazen öyle olur ya. Endorfinler falan. Yok, sadece işte böyle oluyor.